dört Sünnilik dininin dört mezhebi var. Bu dört mezhebinin üçünde kadının peçe takması farzdır. Kur'an ne diyor? Güzellikleri senin ilgini çekse bile evlenemezsin ey Muhammed bundan sonra diyor. Bak güzellikleri torba içerisinde kapkara bir torba içerisinde yürüyen kadınlar. Yüz kadın görün torba içerisinde gidiyorlar. Diri diri gömülmüşler. Hangisinin daha güzel olduğunu anlayabilir misin? Belki de birisi böyle bidon gibi ise birisi biraz daha incesi ama ince yüzü çok daha çirkin olabilir. Değil mi? Hatta böyle burnu murnu kesik bile olabilir. Torba içerisinde güzel olup olmadığını anlayamaz ama Kur'an güzellikten bahsediyor. Bak Kur'an'la çok net bir biçimde çelişen uyduruk bir şey. Dört mezhebin üçü peçeyi gerekli görüyor zinaya yaklaştırdığı için. Bir tanesi Hanefi mezhebi de üçkağıtçılık yapıyor. Bunu uyduramıyor ama diyor ki eğer kadın güzelse peçe takabilir. E şimdi hangi kadın peçesiz dolaşır öyle bir ortamda? Bir kadın peçesiz dolaştığı vakit ey ahali ben mahallenin en çirkin kadınıyım diye ilan etmiş olur. Uyanıklar biliyor. Diyor, kadını torbaya çıkmak için onları en hassas noktası olan güzellikten vuralım. E bakıyorsun en çirkinleri bile kendilerini peçe altına sokuyor. Ben güzelim diye dolaşma. Saçma salak bir şey. Mantık yok ama psikoloji o yönde. Ters psikoloji. Ama yani onlara göre de öyle. Demek ki bir kadını erkekle güzel görüyorlarsa orada imamın fetvasıyla, şeyhin fetvasıyla bu kadının peçe takması farzdır diyeceklerdir. Fetvasını vereceklerdir. Sen çok güzelsin. Sadece çirkinler peçesiz dolaşabilir. Ama dediğim gibi yani Sünnilik mezhebinin 3,5 mezhebine göre buçuk şey Hanefi mezhebi peçe farz. Bu adam buna getiriyor. Hatta zinaya yaklaştırdığı için çünkü önce zina hayalde oluşuyor. Diyorlar ki bunlar hatta Timurtaş Hoca bağırıyordu. Böyle çığırtkan bir sesi vardı. Acayip böyle yırtık bir neyse öyle bir acayip bir şey hükürürdü falan hatırlıyorum. Babamın da böyle şeyiydi. Babamdan elini öperdi. Ayağını mı öperdi bilmiyorum.